Hoş geldiniz Muhammed. Sağ ol, teşekkür ederim. İsterseniz diğer yastığın olduğu bölüme geçebilirsiniz. Çünkü bağlantımız gerçekleştiğinde buradaki ekrana bakabilirsiniz. Hatırlatmada ekrana geldi Muhammed Akbaş'ın eşi Zeynep. 28 Eylül'de çocuklardan birini alarak hastaneye gittin diyor. Sonrasında geri dönmüyor. Zeynep şu anda canlı yayında söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Heyecanlı ve mutlusunuz Zeynep Hanım yayına katıldığınız için sanırım. Yok, hayır. Ha, yok, böyle tebessüm ederek yani ediyordun. Muhammed'in seni aramak üzere, yani kocanın, çocuklarının babasının seni aramak üzere buralara kadar gelebileceğini düşündün mü? Hayır. Düşünmedim. 28 Eylül'de evden nasıl ayrıldınız ve eşiniz o sırada neredeydi? Küçük kızım 4 yaşındaydı. Elif Akbaş'ı aldım hastaneye diye evden çıktım. Evet. Hastaneye gittiniz mi? Hayır. Nereye gittiniz? Trabzon Otokarı'na, Semih Şirin'in yanına. Sizi bulunduğunuz şehre Semih geldi mi yoksa siz çocukla beraber yalnız mı gittiniz? Semih Şirin otogara, o da geldi, ben de otogara gittim. Hep beraber otobüsle geldik. Peki, evinizi, çocuklardan birini terk ederek kendinize yeni bir başlangıç mı yaptınız? Ya diğerini de alacaktım ama kaçacağımız, yani yakalanırız diye diğerini alamadım. Yakalanırız derken? Yani hemen göze batarız diye. Ha, tek çocukla göze batmaz mıydın? Sen de tabii küçücük bir kadınsın ya. Ya onu hemen nasıl diyeyim? Yani hemen gözü şöyle diyeyim, hastanedeyiz diye herkes hemen aramaz, sormaz diye. Kaç gün hastanede kalıyorum dedin? 3 gün. 3 gün boyunca kocanla, Muhammed sen de konuştu mu? Görümcelerine 3 gün hastanedeyim yalanı mı söyledin? Hayır, hiç konuşmadı. Evet. 3 gün boyunca rol yaptın. Semih'in yanına kaçarken Semih'le ne kadar süredir tanışıyordun? Hemen hemen 2 ay 3 ay oldu. 3 ay boyunca nasıl bir arkadaşlıktı bu? Evet. Gayet samimiydi. Samimi bir arkadaşlık. Şu anda onun yanındasınız. Evet. Dini nikah kıydınız mı? Evet. Nasıl hitap ediyorsunuz ona? Aynı bir eş gibi. Resmi nikahlı evliliğiniz var, çocuklarınız da var. Evden kaçtınız, çocuklardan birini bıraktınız. Pişman oldunuz mu? Evet. Neye evet? Ya keşke onu da alaydım. Çocuklardan bir tanesini alsaydınız. Bir şey diyeceğim şimdi, evet. Gerçekten kendimi... Siz de yani keşke onu da bu nasıl bir rahatlıktır. Hülyam gidin bir su için bence. Çünkü Hülyam koptu şu anda, bir şey diyemiyor, kontrolünü yani öyle. Keşke. Çocuklar çok özür diliyorum. Ya bir de Esra Hanım bir şey söyleyeyim mi? Ben tamam evden kaçmamın sebebi sadece Semih Şirin'e değil, evde eltim kaynanamın eziyetinden kaçtım. Tamam. Yani o evin içerisinde kayınvaliden tarafından, kayınvaliden yaşamak seni rahatsız ediyordu. Evet. Sevgili Zeynep. Evet. Aile içerisinde bu tarzda problemler yaşadığımızda, evliliğimiz bir çıkmaza girdiğinde ne yaparız? Nasıl davranırız? Hı. Yani yaptığın da yanlış bir şey, doğru. Hayır, ben sana başka bir şey soruyorum. Evliliğinde, ilişkinde, eşinin ailesiyle siz araya girebilirsiniz. Problemleriniz var ve bu evliliği sürdürmek istemediğinizde ne yaparız? Evet.
Ya aileme söyledim, ben bununla yaşamak istemiyorum. Ailem tepki verdi bana. Ben bu cevabı değil. Siz Semih'in yanına kaçtıktan sonra direkt ne yaptınız? Bir şey yapmadım. Boşanma davası açtınız. Boşanma davasını açtım. Boşanma davasını açtığınızda, evet. Hatta yani akıllısınız da şu açıdan. Maddi, manevi tazminat talebinde de bulunmuş, nafakalarla ilgili de rakamlar belirlemiş. Keşke bunların hepsini daha önce yapsaydınız. Siz ya o nafakalar zaten kendim için değil ya, sadece çocuklar için istedim. Peki. Eşiniz sizinle yaşamıyor sanırım. Yok. Siz bir evin içinde kaç kişi yaşıyordunuz? Size ait eviniz var mıydı? Var mıydı Muhammed? Vardı. Burada mı, orası mı? Muhammed'le evliliğinize, sizin kendinize, evet, ait, evet, kapını kapattığınıza, size ait olan bir düzeniniz, var, eviniz var mıydı? Vardı, vardı. Vardı yani, vardı. O evde yaşıyordunuz, evet, siz. Var. Vardı. Giderken diğer çocuğu kime bıraktınız? Ya giderken o zaten o gecesi Yağmur'a, yani çocuğum yengesinde kaldı. O yüzden. Çocuğa genelde yenge mi bakıyordu? Onlara sorun neydi? Onları söyle. Ya çoğunlukla küçük kızım rahatsız olduğu için, hastanede yaptığım için çoğunlukla hep onunla. Hep yenge bakıyordu. Çocuğa şiddet uygular mıydınız? Muhammed? Evet. Evet, uyguluyordun sen her zaman. Hayır, asla. Öyle olur mu? İsterseniz yalan. Pinnaz Akbaş'ı arayın. Öyle söyleyin yalan. Yani. Pinnaz Akbaş'ı arayabiliriz. Yengemi arayabilirsiniz. Yalan. Sürekli fabrikada arıyordum. Kızım bana diyor ki benim annem beni vuruyor. Onun için aşağıya kaçıyorum dedi. Çocuğunuz ama sizden kaçıp ya, yengesine sığınıyor muydu? Bazı zaman şöyle muydu? Nasıl diyeyim, evde yaramazlık yaptığı zaman. Hı. Evet. Zeynep öyle yani, hadi ya, vurmuyordum çocuğa ya. Ama Zeynep hiç böyle susturmak efendim için falan böyle şey yapıyor muydunuz çocuğa? Baskın tavırlar sergiliyor muydu? Hayır, hiçbir şey yapmıyordum. Hiçbir şey. Evet. Demişsiniz ki boşanma dilekçesinde. İki çocuğum var. Biri 5 yaşında, diğeri 4 yaşında. Babalarından çok korkarlar. Bu çocukların velayetini Sayın Mahkeme bana ver demişsiniz. Babalarından korkuyor mu bu çocuklar? Ya bazı zaman korkuyordu. Değil niye korkuyordu? Bazı zaman babalarından benimle korkuyordu. Korkan onları babanın yanında niye bıraktınız kızınızı? Onu da planlasaydınız. Niye planlayamadınız? Orada bir planda aksama olduğunu hissediyorum ben. Nasıl planladınız bu kaçışı? Ya onu almaz ama şeyim olsaydı alırdım. Nasıl yapmanız gerekiyordu? Hastaneyi, bu planı size oluşturan siz misiniz? Birlikte kaçtığınız kişi mi? Semih Bey mi yardımcı oldu planı kurarken? Yok, ben kendim oluşturdum. Hayır, yok. Her şeyi tek başına yaptın. Ben mi kaçacağım dedim? Ben, evet, sana mı kaçıyorum dedin? Zeynep Bey, ben, evet, sana nereden şiddet yaptım? Ne zaman vurdum ben sana? Olur ya. Zeynep Hanım. Değil ama Zeynep Hanım. Ne zaman şiddet yaptım sana? Vurdum mu, dayak mı attım? Ya kapıya da attın mı seni? Ya döverek değil ama sözlerinle. Nasıl söz söyledim ne sana? Ne yapıyordu söyle. Nasıl söyledim ben sana? Ne yapıyordu? Söylesene. Yani vurdun mu? Ne gibi ne yaptım yapıyordu ben söyle, sana ne şunları? Yapıyordu sana? Yok, vurmadın. Evet. Ya sözlerinle ağır laflar konuştun. Nasıl? Hakaret mi ediyordu sana? Nasıl? Evet. Zeynep, şimdi dün Muhammed efendim bir şey anlattı. Dedi ki senin çocuklardan birini alıp gittikten sonra evde bazı araştırmalar yapmış. Hani ne almış ne bırakmış, evet, gibi. Bunları araştırdığında elime diyor bazı evin içerisinde hafıza kartları buldum dedi. Peki onun haberiniz var mıydı? Hafıza kartlarındaki, evet, içerikle içerisinde bulunan her şey mahkemeye delil olarak sunmuş. Evet. Bizler içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, ama yani uygun şeyler değiller ve bunların hepsi karıma ait dedi. Şimdi bu hafıza kartları sana mı ait? Bak, benim bir tane hafıza kartım var, o da şu an yanımda. Evde buldukları sim karttır. Başka bir şey değildir. Sim kart. O sim kartın o içerisinde doğrudur. Sana ait görüntüler var mı? Vardı. Var. Bu görüntüleri normalde insanlar, diyelim ki neyse o fotoğrafları, aynanın karşısına geçtin, çektin kendini. Evet. Ne bileyim, yani üzerinde, evet, kıyafet yok da böyle daha rahat şeylerle fotoğraf çektin. Atıyorum yani bunlar, evet, artık çünkü artık Instagram'a bile insanlar hani mayolu bikinili fotoğraflarını koyduğu için söylüyorum. Hani bu fotoğrafları çeker genelde silerler. Evet.
Sen niye bu görüntüleri silmedin? Şöyle diyeyim, o attı karşı taraftakiler silmediği için eşime aktardılar. Benim bunda haberim hiç yok. Karşı taraftakiler dediğin zaman kaç buna, kişi? Kaçtığın zaman buna şey ortaya çıktı. Bu görüntülerle tehdit mi ediliyorsunuz Zeynep Hanım? Tehdit normal mi bir bayan kendi özel görüntülerini asla çok depolamaz. Tehdit ediliyor musun bu görüntülerle? Evet. Ediliyor. Ya ilk zamanla tehdit edildim. Sonradan bu nasıl diyeyim size, Semih Şirin'e kaçtığımdan sonra telefon hattımı kırdım. Her şeyimi kırdığım için kimse bana ulaşamadı. Zeynep, kaç kişi tarafından tehdit ediliyorsun? Efendim? Kaç kişi tarafından tehdit ediliyorsun? Bir. Bir kişi tarafından? Bir kişi. Bir kişi senin peşini bulsa, ya seni bulsa, fotoğrafla senin nerede olduğunu, nasıl bir hat kullandığını bulsa seni tehdit etmeye devam eder mi? Eder. Bak lütfen buradan çıktığında da ne yaparsan yap, ne şekilde davranırsan davran ama sana ait görüntüler başkalarının eline ulaştığında bununla seni tehdit edemezler. Lütfen git, seni tehdit eden kişiyle ilgili şikayetçi ol. Bir de Ali Bey'e fotoğraf attı. Oldunuz mu? Şikayetçi oldunuz mu Zeynep Hanım? Bu kişiden, olmadım. Bu kişiden şikayetçi oldunuz mu? Sosyal medya arkadaşınız mı? Kimdir bu? Biliyorsunuz değil mi Zeynep? Biliyorum. Ha? Bak kızım birden fazla mı? Biliyorum. Birden fazla mı bu kişiler? Fazla olduğunu biliyorum. Her şey benim elimde. Kanıtlarda hep şey var. Benim peşime gelip de Rize'ye senin ne işin var? Benim evliyken Rize'ye ne işin var? Benim yerime kadar geliyor musun sen? Bu Ferman kim? Fatih kim? Evet geldim. Kim bunlar? Adamın evine ne işin var senin? Esen bir şey söyleyeyim. O adamın evine ne işin var? Adamın evine... Şunlar hepsi... Hakkı vardır artık nasıl bir... Durum tamam. Çıkacak bilmiyorum altından. Ayfer diyorum. Zeynep, bu insanları nereden buldun? Sosyal Efendim? Medyadan mı buldun? Evet. Sosyal medyadan tanıştın. O insanlara güvenip görüntülerini attın. Doğru mu? Evet. Ya neden bunu kendinize yapıyorsunuz? Kim o insanlar ya? Başta başta tanımadığım kişiler bunlar. Sen diyorsun o adama ki Ali Bey bir kişiye ki fotoğrafını atıyorsun ona. Adam diyor sen kimsiniz diyor. Benimle başım bana bulaşma diyorsun. Bulaşmıyor diyor sana. Başka birinden bul diyorsun. Sen yok boş ver diyorsun. Yani diyor sana sen evli misin? Yok ben bekarım diyor. Yani iki tane çocuğum var. Benim var. Sen bunlar niye yetemiyorsun? Sosyal medyada kendini bekar olarak tanıttın mı Zeynep? Ya evet. Hayır, biraz mesela o ilk konuştuğum kişiye evli olduğumu biliyordu. Ama Semih'e evlendim, boşandım. İki senede babamın oradayım dedim. Peki bu tehditler seni korkutuyor mu? Evet. Bir de şimdi... Ne kadar süredir bu korkuyu taşıyorsun? Yani nasıl diyeyim size, eşimin evindeyken daha çok mesela telefonum hep biliyordu. Her yerden bana ulaşıyordu. Orada daha çok. Yani kaç aydır bu tehdidi orada alıyorsun? Orada üstelik hattımı değiştirdim. Hemen hemen bir ay vardı. Yakın çevrenizden birisi mi bu? Sizin yaşadığınız köyden biri mi? Çünkü... Yok. Yok. Başka bir il mi? Evet. Zeynep tekrar soruyorum bak. Bir kişi mi birden fazla mı? Birden fazla. Ve bu insanlar tarafından hep tehdit mi ediliyorsun bu görüntülerle? Sade bir kişi tehdit ediyor. Diğerleri hiçbiri karışmadı. Ne diyor sana peki? Ölümünü oynayacağım seni. Babana İrfan, babasının ismi İrfan Öztürk'tür. Seni kardeşlerine... Adı ne bu kişinin? Biliyorum. Seni tehdit eden kişinin adı ne? Yok söyleyemem.
Söyleyemem. Söylemeyeceksin. Korkuyor musun ondan? Evet. Seni bulabileceğinden evet. Korkuyor musun? Evet. Çünkü şöyle ya, ben Trabzon'a mesela Elif'imle hastaneye gittiğim dahi beni arıyor. Falan yerdesin, şurada geziyorsun. Yani her yerde ayağı var. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mağur. Bir adam yardım etti. Bilmiyorum adını. Saftı. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Kız bir cinayet görmüş. Öldürülen bir savcı. Kızı öldürün. Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Kızımın da benim de ailemin de hayatı sana emanet. Adım Araçlı mı? Mağur. Maraşlı. 11 Ocak Pazartesi ATV'de başlıyor. Çok güzel bir isim.